Şimdi çok altını özellikle çizmek istedim. Çünkü zaman zaman basında da görüyoruz yanlış uygulamaların hani geri dönüşümlerin olumsuz olmasını ve hani uzun sürede de tedavi edilmesi çok güç değil mi? Hani biraz ne Tabii ki dersiniz? en yakın örneğini dudak dolgusunda yaşadık hep beraber. Basına yansıdı biliyorsunuz. Yani burada uygulama yapan kişinin hem cildi çok iyi tanıması gerekiyor hem de vücuda vereceği, uygulayacağı ürünleri çok iyi tanıyor olması gerekiyor. Yani siz uygun olmayan bir ürünü cilde enjekte ettiğiniz zaman gerçekten dramatik, korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Mesela anti-aging amaçlı cilde bir takım vitamin enjeksiyonları yapılıyor. Bizim kullandığımız ürünler esasında tamamen ciltle barışık ürünler. Ancak kulaktan dolma bir takım bilgilerle saçma sapan ürünleri cilt altına enjekte edebilecek kadar insanlar cesaretli olabiliyorlar. Tabii ne oluyor? Deride bir takım apseler. Onu tabii ki bu apselerin tedavisini yaptığınız zaman ciltte kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor. Onarılması mümkün olmayan reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bunun için dediğim gibi uygulayıcının kesinlikle konusunun ehli olması gerekiyor ki güzel sonuçlar ortaya çıkabilsin. Sonuçta bizim işimiz insanlara zararlı olmamak. Yani bizde tıpta bir şey vardır. İnsanlara faydalı olamasanız da zarar vermeyin. Yani bize tıpta ilk öğretilen buydu. Yani biz kişilerdeki sorunları belki %100'e yakın gideremeyebiliriz ama zarar vermememiz gerekiyor. Ama bunu tabii ki bilinçsiz insanlar bilinçsiz uygulamalarla negatife çevirebiliyorlar. Mağduriyetler söz konusu olabiliyor.